oldu? Hemen kaydedince ciddileşme gördüm. Kimle? Senle. Hayır. Dur, ben senin için bir şey hazırladım. Logar kapağı mı? Düşle. Uykun geliyor. Sayende hayatımda en ilginç bir saatini geçirdim YouTube'da. Dün teşekkür ederim. Dokan Kırdar'ın programına çıkmışsın. Evet. İçsel bir yolculuğa çıkardı beni de program. Amacı da oymuş zaten. Sen de çıkmak ister misin bu arada? Çok isterim. Yani kesinlikle... Sen mi o hale getirdin o programı? Burayı da mı böyle bir noktaya getirdin? Bilmiyorum. Sonuna bakacağız. Ne, nasıl bir, nasıl bir şey? Yiğit Kirazcı'ya bu arada söyledim değil mi? Merhaba. Ne nasıl? Çıkmak ister misin? Okey dedim. Program mı? İlk yarım saat kendini anlatıyorsun. Sonra... Peki o kadar detaylı mı anlatılıyor genel olarak? Ben detaycıyım. Hayranların senin doğum kordonunun bağlı. Ben neler anlatıyorum da. Çünkü yarım saatte kendini anlatman gerekiyor. Yarım saatte hani şurada doğdum, şurada büyüdüm. Merhaba, biter. Ne haber? Ha, biter. Dolayısıyla kordonla ben birazcık kordonla var. Yani Şişli'de doğdum, can hastanesi. İşte zor doğmuşum falan filan. Ben de Şişli'de doğmuşum. Ha, kaçlısın sen? 86. Küçüksün benden. Sen? 3. Abi mi diyeyim bundan sonra? Yani deme. Burcun ne? İkizler. Ha. Oğlum sen böyle bayağı bir şeyle ilgileniyorsun benim anladığım kadarıyla. Yok. Ben Serkan Keskin bölümünde bu konulara çok girdim. Astrolog, kurşun filan. Böyle çok bayağı anlamıyorum bir... ya. Bir tek annem yıldız haritamı çıkarttırdı. Oradan biliyorum biraz. İşte yükselenim Oğlak'mış. Asıl burcun neydi? Aslan. Bu sene senin senen mi yoksa bok gibi bir sene mi? Benim senem. Ne olacak? Bilmiyorum. Böyle işlere girmeden bakıyor musun? Hmm, nasıl? Hani mesela Merkür Retros'ta gelmesin. Yok, yapacağım hayır. Sözleşme falan. Hı-hı. Öyle değil. Nasıl? Öyle yani o konuda şimdi o zaman İlginç astrologlar başladı. Astrologlar dünyayı yönetsin hocam o zaman. Niye astrologlar dünyayı yönetmiyor? Bunu ben de düşünüyorum bak. Ama yani... çok önemli yani önemli derken para önemlidir demiyor ama çok taşak diyelim insanların maddi anlamda. Bazı kararlarını ciddi astrologlarla yok işte. Şey bence yani. Kendilerine böyle gerekli bir inanç mekanizması yaratıyor insanlar. Buna ihtiyaç duyuyorlar. Sonra da o olunca bak ondan oluyor gibi. Totem gibi mi? Gibi. Aynen ama daha böyle bir simetrik olunca hikaye belki daha hoşlarına gidiyor ve daha inandırıcı geliyor gibi geliyor bana. Bilmiyorum. Simetrikten kastın ne? Simetrikten kastım. Hayata paralel tutunca mı? Yok yok öyle değil yani şey gibi. Nasıl anlatayım onu? Ya mesela... Şeyi çalabilirim istersen. Çalsana biraz pardon. Çünkü o şey yapıyor yani. Düşle. Tamam. Başka bir konuya geçelim. Ben gerçekten anlatmak istiyorsun diye sen bir alan. Ya anlatmak istiyorum. Nasıl anlatacağımı bilemedim şu anda. Simetrikten kastım böyle. Kelimeleri de mi? Dayan... Bravo. Düşünceler birbirini destekliyor olacak. Yani işte şimdi Merkür Retrosu ya şimdi imzalama. Aa. Şöyle imzalama hayırlı olacak falan filan. Yani aslında aynı şeyden bahsediyorum ama biraz daha dayanaklı gibi birbiriyle. Sadece bir totem diye hadi abi yeşil gelirse kazanacağız şimdi falan tamam. Gibi bir şey değil de. Hani birkaç tane belki cümle arka arkaya geliyor. O olursa falan. Olunca da harbiden oldu oluyor. Bir sonrakine de referans olmuş oluyor gibi sanki. Anladım. Ama Matrix'te şey sahnesi var ya. Hangisi? O hakim diyorsun. Sahne 73 dış gün. Hangi Matrix'ten? Matrix 1 hocam. Hocam tabii. Matrix zaten Matrix deyince 1. Ne o The One. Aynen. Hani kainin evine gidiyor. Tam çıkacakken kain... Vazo. Tam çıkacakken değil, girdiğinde. Yani ben söylediğim için mi diyor sen vazoyu devirdin yoksa diyor... Ama diyor ki önce vazo önemli değil. Değil diyor. Hangi vazo diyor. Ha. Dönüyor vazo. Salak deviriyor. Peki ben söylemeyeceğim. That way. Aynen. Konulara kafa yoruyor musun? Yoruyorum. Yani zamana çok kafa yoruyorum mesela. Zamanı çok seviyorum hocam. Ben üniversitede şeyde şimdi tarihe gireceğiz olmayacak. Uyuz oluyorsun biyografiye. Çok da konuşuyorum. Seni de kızdırmak istemiyorum bir yandan. Yani gelmişim programa. Estağfurullah ben. Hayır hayır. Canım, ben çünkü programdan önce birazcık gergindim. Ben burada böyle insanlar şey oldu. Olmadı değil mi? Yürümez. Keser belki bunu zaten. Tamam. Şey okey. Tamam. Olmuyor. Çok rahat verirsin. Çok güzel bir insan. Gerginlik olduğu için bayağı seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Ama belli ki ikimizin de kafası çok gidik. Evet. O yüzden kim toparlayacak bizi? Hiç kimse. Oo çok seyirci. Güzel oldu. Hocam seyirci. Bak devam ediyoruz. Pis yorumlarıyla toparlayacak. Tamam. Buyurun. Ne diyorduk son? Hiçbir fikrim yok. Şey geriye doğru sarmaya başlarsak çünkü işin içinden çıkamayacağız. Matrix. Matrix. Zaman üzerine kafa zaman, yoruyorum. Evet. Mesela işte gelecek şimdi olan geçmiş ya. Gelecek şimdi evet. Olan geçmiş. Şimdi var sadece elimizde. Her zaman sadece şimdi oluyor. Evet. Ve genelde böyle geçmiş pişmanlığı ve gelecek kaygısı bizim şimdimizi böyle geriyor. Ve bir düşünceler işte benlik olgusunu kendim farz ettiğimiz, okuduğumuz şeylerden öğrendiklerimiz, yaşamımız, tecrübemiz falan filan. Hep böyle bir geçmişi ana aynalama ve tecrübenin aslında çok azını edinebilme durumu yaşıyoruz bence genel olarak.
O yüzden böyle işte anman falan böyle üniversitede... Aa, tadımı çıkaracağım. Tadım o hep. Bilmiyorum. Okey. Zaman konusunda biraz hiç... Öyle bir şey olabilir hocam. Zaman konusunda uzman olur muyuz? Zaten olmaz. Hayır, öyle bence şey. De. Rick and Morty izliyor musun zaman demişken? Ara ara. Daha çok Family Guy'cıyım ben. Aa. Tabii. Ben de bir oraya giremedim o animasyonu. Family Guy'ı seviyorum ya. O çenenin perspektifi böyle değişiyor ya. Değişiyor, oraya aynen. Çok tutuluyorum. Bu yüzden izleyemiyor değilim tabii ama Seth MacFarlane değil mi? Ben Stewie'yi seviyorum. Yani. Ha. Karakter bazlı. Aynen, karakter bazlı. Güzel. Neden burada olduğundan, yani iyi ki buradasın ama sadece de o yüzden de değil. Aynen. Ama Aşk Tesadüfleri Sever 2 sağ ol yakında böyle için. Giriyor. Rica ederim. Kısaltması da var, onu söylememeyi tercih yok. Ediyoruz. Kesinlikle. Nasıldı? Set nasıldı? Biz ben çekerken çok eğlendim. Ömer Faruk Sorak yönetmen ve İpek Sorak. Evet. Çift yönetmenli. Aynen. Ömer Faruk Sorak'ın ben de sınavda oynamıştım. Gerçekten bir oyuncu olarak bunu daha önce başka programlarda da söyledim. Ömer Faruk Sorak'la çalışmak insanı şımartıyor Türkiye'de. Evet, kesinlikle doğru. Değil mi? Abi bir... O beklentiyle bir daha giriyorsun ve onu ben bir daha bulabildiğimi söyleyemem gerçekten. Yani şöyle söyleyeyim. Biz bir önceki sene de işte geçen kış Alanya'da bir dizide beraberdik. İşte 4 ay aynı otelde kaldık falan ve hani Ömer Hoca... Neydi o dizi? Yüzleşme. Tamam. Bilmiyormuş. Okey. Aynen. 4 bölüm sürdü sonra bitti. Tamam. Orada da mesela 4 ay boyunca hep şuna dikkat ettim. Herkesle mesela aynı şekilde konuşuyor. Yani çaycıya da aynı şekilde, yapımcıya da, oyuncuya da böyle hep... Evet. Adil bir, adil tavrı, bir var. Evet. Tavrı var ve kimseye sinirlenmedi. Sinirlenmesi gereken şeyler de oldu. Böyle ben başkaları çok kızabilirdi falan filan. Ve Ömer Hoca hep sakindi. Hep önce insana iyi misin dedi. Yani hani bir hata var, bir şey var ama hep böyle önce karşısındakinin ne hissettiğini gözetti. Evet. Ve ondan sonra iş dedi falan. Yani o açıdan filmde de keza öyle. Zaten filmde full kendi ekibiyleydi falan. Bayağı hayran oldum adama ben. Yani. Bayağı. Evet. Çok zevkli oyuncu olarak çalışmak. Kesinlikle. Çünkü seni anlıyor. Senle biraz önce de konuştuk. Aynen. Mesela oyunun kötüyse onu düzeltiyor ama bunu taklit et diyerek kesinlikle. Değil. Ya oradaki o duygudan emin miyiz filan? Kavramdan bahsediyor. Kavramdan bahsediyor. Çok önemli. Sanki başka bir yerdeyiz ikimiz evet. Filan derdi. Kesinlikle. Acayip yani hakikaten keşke oyunculara karşı bütün yönetmenler böyle bir anlayış aynen. içinde olsa. Keşke abi. O zaman filmden var mı böyle bir şey? Heyecan, gaz, nasıl bir his içiniz? Yani ben şeyde izledim. İşte bir 5-6 gün önce falan izledim. Ya ben izleyemedim. İnanılmaz iyi şeyler duydum. Evet yani ben de izleyene kadar hep iyi şeyler duydum. Normalde böyle hani kendimi eleştiririm, beğenmem. Zaten başlarda böyle bir sevmedim kendimi. Sonradan böyle film sanki böyle... Abi bir eğim var 30 derecelik. Bir tane de mükemmel bir küremiz var ve yuvarlanıyor gidiyor. Yani akıyor filme ve... Bir film hiç böyle anlatılmamış. Evet o sanırım. Hissi yakaladım çünkü böyle ama başta... Ama benim en sevdiğim şeydir o topu yuvarlanması. Mesela beni aldı film. Yani. Bir arkadaşım var abi alakasız bir şey anlatacağım. New York'ta bir restoranda Pele'yi görüyor. Lütfen dinlen. Pele'yi görüyor. Pele evet. Ve o diyor ki tell me one thing about football diyor. Pele evet. Bakıyor keep the ball rolling diyor ve gidiyor. Yani topu döndür diyor sen. Hocam. Çok iyi bağlamadın mı ya? Hocam. Yani değil mi? Saracağız mı? Acıdan çıkıyor. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Zar yuvarlaktır da denir böyle durumlarda. Denmeyi Aşk Tesadüfleri Sever 2 evet. 31 Ocak'ta sinemalarda Nesrin Cavadzade, Türkü Turan Sen, Zuhal Olcay, Uğur Polat. Uğur Polat. Oha kadroya var. Aynen. Aytaş Şaşmaz. O kim bilmiyorum. Çok iyi bir arkadaşım. Evet. Ondan sonra o niye burada? Elif. Evet. O da. O kim? Elif bizim diğer... Adı soyadı var mı? Var. Elif aa, Doğan. Doğan. Tamam. O da aynen. Oyuncu. O da oyuncu. Tamam. Ne güzel ya. Bizim filmde. Ya bizim herkes var. Çok iyiydi falan. Yani çok mutluyum. Böyle bir heyecanlı oluyor film sonra üzüyor. Son yarım saat ağladım falan. Hoşuma gitti. Yani güzeldi film. Evet. Biz böyle izinde bir rakibi aslında. Biz hala o sırada vizyonda olacağız ama bize ne? İyi film kazansın. Ben de izlesi pireyim. Adil davranmaya çalışıyorum. Kesinlikle. Sağ ol. Neler var peki şu aralar hayatta tutunduğun onu söyle. Belli ki var çünkü. Sen de bir şey sezdim. İnsanları izleyip izleyip gıcık olan bir tip var. Sende. Hayır. Nasıl yok? Üniversitede çünkü kafam bozuk olduğu zaman... Çünkü bakıyorsun bak sen de nasıl? Benim gibisin. Böyle genelde oradan... Şuraya şimdi düşüncelerimi topladım atıyorum tarzı bir iletişim. Belki de. Hocam, buyurun. O çok düşünmekten mi geliyor? Gıcık olduğun şeyi at bakalım. Ha. Neyi? Ne sordun sen? İnsanlara bakıp gözlem yapıp üzerlerine yükleniyormuşsun gibi bir tipim var. Üzerlerine falan yüklenmiyorum. Aksine ben tanımadığım insanlara 3 saniye bakmayı seviyorum hocam. Yolda yürürken falan. Hiç kesintisiz mi? Değil. 3 saniye. Total 3 saniye böyle geçiyor. Hoşuma gidiyor.
spesifik bir yerlerine mi genelde? Yok yani böyle ne düşünüyor, nasıl yürüyor, ha, aklında ne var, ne konuşuyor, konuşurken burada mı, başka bir yerde mi falan filan. Beni gözlemlemek ister misin? 3 saniye veriyorum. Bilirken olmaz baba. Senin bilmemen lazım. Ulan, yani, bak benim çünkü, böyle şey. Yani izlenen kişinin, olmaz ha, oynuyorsun yapma. Kötü de oynuyorum. Estağfurullah. En son yaptığın gözlemi paylaşmışsın. Sokakta biri gördüm. Sonra kimi gördüm? Ya ne bileyim hatırlamıyorum ya. Yürürüz şimdi birazdan şey yaparız. Bir program. Niye? Böyle yürüyor. Sonra birbirimize kesin bu adam Antakyalı oğlum. Hayır, senden böyle sekiyor bir şeyler biraz, çok ha? Güzel böyle gizli bir şeyler koparılabilir gibi. Belki sadece susmam gerekiyordur. Belki de. Ben kendi kendimin çukuruna düşerim. Evet, bakacağım sana bakalım nerelere düşecek. Niye oyunculuk? Her yerde söylüyorsun. Böyle seviyorum. Her şeyi denedin filan. Seviyorum. Ne her şeyi denemedim, ne denedim ya. Reklam mezunuyum ben. Tamam. Sonra işte tiyatro okuluna gittim. Ondan sonra. Evet. 2 sene öğrenciydim, sonra 4 sene asistanlık yaptım. İşte. Tiyatroda. Evet. Ne yaptın? Dekor topladım, dramaturji çalışmalarına girdim, oyun çıkarırken reji yaptım. Ondan sonra işte Kafka hikayelerinin dramaturjilerini yapardık bilmem böyle hani teksti daha çok anlamak adına aslında altında ne anlatıyor, bütünü görmek falan filan o tür şeyleri yani ben aslında analitik ve detayını çok severim mezunum. Ha tamam. Evet efendim. Evet. O yüzden de simetri kavramı oradan aklımda böyle bayağı şey olan bir şey yani bazen tekstlerde de oluyor ya böyle belli bir hani enerjiye belli bir an içinde ve mekanda olmak zorundasın ve böyle onun bir ritmi, frekansı işte böyle metaforları ben seviyorum genel olarak. Tamam. Böyle karışık bir kafam var. Dolayısıyla tamam. Öyle çalışıyor. Sen anlat diyorsun, anlatıyorum. Ben susmayacağım. Hı-hı. Şey yap. Hı-hı. Gerildim. Bir yerde durdur diyorsun. Yo, çözmeye çalışıyorum. Yani ilginç bir insansın. Sağ ol. Vallahi hoşuma gitti. Demin de çok fazla şey konuştuk herhalde. Düşün yani. Gökhan Kırdar'da da hiç susmadım abi. Ama Gökhan Kırdar'da bir şey var abi. Kesinlikle süper bir adama benziyor. Evet, çok tatlı. Ama yani ben gitsem hani sen koordinatını anlat. Acayip seversin. Öyle mi? Acayip seversin. Çok tatlı bir adam yani. Ama yani ben gidersem çok daha fazla şey anlatabilirim ve kötü olur gibi de bir hissettim. Yok be. Böyle şey abi. Alışıksın bir kere. Sürekli bir dudak şapırdama sesi, bir tuhaf enstrüman ve bazı tıklamamız gereken linkler böyle şey gibi hani oradan benim beynimi ele geçirip böyle şimdi bilmem ne gidip alışveriş yapıyoruz. Tamam aldım Gökhan Bey. Yani böyle öyle bir daha şifa amaçlı bir durum. Daha şifa amaçlı bir durum yani. Şifacı kendisi. Değil yani bilmiyorum. Ne bileyim ben. Yani bilmem yani tanımlamak ciddi bir şey birini ya. Evet. Biri mi ölüyor mu? Öksürdü birini. Ha. Alternatif şeylerle olan ilgine bir şekilde girmeye çalışıyorum. Alternatif şeyler. Kung fu yapıyorum. 4,5 senedir falan. Şimdi Kali yapmaya başladım ama. Kali ne? Kali hocam böyle Filipinler'deki 4-5 tane dövüş sanatının bıçak, sopa, işte ne bileyim mızrak ya da çıplak elle, çıplak elle bıçağa karşı falan o tür şeylerin sana sistematik bir şekilde öğretilmesi aslında. Önce Wing Chun'la başladım. Wing Chun... Bu bir paket mi? Paket tek değil. Tek başına bir spor mu yani? Yani evet, Kali dövüşü diye geçiyor. Ha, tamam. İşte Filipin boksuyla bağlantılı falan. Ondan yani uzman bir hocam var falan filan. Onunla ders yapıyorum. Tamam. İşte ondan önce başka bir Kung Fu hocasıyla ders yapıyordum. 4 sene, 4,5 sene falan. Tamam. Çok sevdim abi. Yani çünkü... Böyle şey mi? Ayılama çalıştığım bir şey ya mi? Ayılama çalıştığım bir şey değil. Ben yani 20 yıldır falan spor yapıyorum zaten. Yani haftada 3-4 en kötü gidiyorum. Hep böyle kendi rutinimde, disiplinimde falan. Dolayısıyla artık işte boks yapıyordum, onu yapıyordum. Yani daha böyle ne yapabilirim dedim. Açıkçası anladın mı? Daha ne yapayım dedim yani. Tamam. Sonra da... Hakkı koşara gitsin. Kim o? Karate do. Yani işte Kung Fu'yu buldum hocam. Kung Fu'nun prensipleri daha böyle enteresan. Centerline diye bir prensip var mesela. İşte her zaman rakibin karşısında olmalı falan. Kali'de bu centerline değil. Örümcek gibi adamın etrafını örüyorsun falan. Her zaman gelen darbeyi böyle herifin omzunun arkasına doğru itmeye çalışıyorsun. Böyle dolayısıyla footwork'ini hızlı yapman lazım. Adım çalışman lazım. Birbirle çelişmesi iyi bir şey mi kötü bir şey mi? Bu iki öğrendiği şeyi birleştiriyor musun? Kafan mı karışıyor? Başta diğerini unutarak öbürünü öğrenmen lazım ama sonradan zaten yani bir Wing Chun altyapısı üstünde durduğu zaman sonra öbürlerine de geçebiliyorsun yani. Mixed martial art diyor hocalar falan. Öyle bir durumlar işte hocam. Ben ona sardım yani. Niye peki? Çünkü kişisel gelişim abi. Konsantrasyonum artıyor. Bende bu çabuk dikkat dağılma olayı var. Sende olandan muhtemel. ADD dedikleri. Galiba. Evet yani işte hiperaktiviteye yakın insanlarda yani. Falan. Hani hatta benim üniversitede Senem Burkutoğlu diye çok tatlı bir hocam vardı. Bana meditasyonu öğretti o zaman. Bilgi reklam hocasıydı.
O zamandan beri böyle okuduğum çeşitli kitaplardan da işte falan filan meditasyon yapmayı öğrendim. İşte akşam yapmadan kesin yapıyorum mesela. Böyle kulaklığım var güzel bir tane. Koyuyorum kafaya. Son yarım saatte böyle. Hani hiçbir şey düşünmemeye kendin çalışarak. Için yapıyorsun. Kendim için canım yani. Ama işime de yarıyor. Benim çok ilgimi çekiyor ama kendimi korumak için çekiyor ya, sadece. Ya kimde ayak yemeyeyim diye. Yok baba yani mesela hani dövüşmeyi düşünmüyorum bile ben yani. Kung Fu'ya başladığımda yani zaten kavgacı bir hayatımda bir iki kere en fazla hani dayak yemişimdir en fazla ama hani. İyi fena değil. Hocam ne yapacaksın? Yiyince yiyorsun yani. Evet. Evet. Geçmiş yani. Oluyor çünkü bak olay zamanla alakalı. Hayat bir yuvarlak demek ki. Evet. Tekrar oraya geldiniz. Gerekirse. Şunu... Bilmiyorum abi ben hep şey oluyor mesela. Zırtlan diye bir hikayesi var Umut Sarıkaya'nın biliyor musun? Zırtlan. En hayatta en güldüğüm yazılardan biri herhalde. Taksim'de kız arkadaşıyla bir herif böyle takılıyor. Gecenin bir saati 2-3 falan çok sarhoşlar. Kız böyle hani böyle bir kızlarda bazen şey oluyor çok rahat davranıyor mesela. Erkek olarak da sen böyle korkmaya başlıyorsun. Ya hani burası Türkiye aynen. Abi bu ne kadar abi? Kahkaha atmasak mı sokakta falan diye oluyor mu sen dedi. Yani bir yerden sanki biri kıllanacak birazdan ya. Yani aşkım da, o olmuyor da şey gibi yani. Böyle etrafı daha böyle kollama ve hani evet, anladın evet. Antenleri açılıyor. Ama işte açılıyor bunu yaptığın için sende öyle oluyor. Bende az siktir çok kısa ayak yiyeceğiz şeklinde geliyor o duygu. Tam bu herife de böyle geliyorsun zırtlan dediği böyle 2-3 tane tip geliyor böyle hiçbir herhalde. Siz hayırdır ya. Aynen bunlar kovalamaya falan başlıyorlar. Herif böyle konsolosluğun duvarına falan tırmanıyor ya. O kadar gülüyorum ki ben. Ve o hissi mesela kafamda canlandırabildiğim anda okuyunca çok kötü bir senaryo o yani. O var çok ya kötü. Yani. Bir şey öğrenmem hiç lazım. Hiç empatik diyorum. Olmak istemezsin onunla. Hiç istemezsin. Hani bir tane İrlandalı gelip şey yapmıştı ya bütün evet, esnafları dövmüş. Şeyde... Emin önünde. Gel diyor. Bir de yavaş gel diyor. Dağ! diye vuruyor gidiyor. Bakıyor dağ bir de. Abi çok çünkü herif su devirdi diye herifi evet. Dövmeye kalkıyor önce kalktı. O patlayı. Sopayla falan. Bir tane tekel şeyi var ya Counter Strike tekel abi. Onu izledin mi sen? Hayır şişe atan şişe... mı? Abi inanılmaz. Abi inanılmaz. İnanılmaz. Ama o panik bende mesela çok gerçek. Gel. Biri geliyor böyle eline gelse. Ya çünkü ben de ya dayak işte evde ya tek başına yani. Yani bu başka. Bir de orada bir tavır mevzusu var ya onun tavrı öbürünün tavrı derken. Evet. Zavallı abim esnaf orada hani tamam ona da eyvallah öbürüne abi atma atırken manyak. Bir de ödeyeceğim diyorsun. Ya Bayram abi nereye bunları... ödeyeceğim? Çok tekili atıyor lan abi. Peki patron gidiyor. Ne oluyor acaba mesela? Herhalde. Ayağı her türlü o kadar şişe atıp. Ama o abi de eski abiydi Atan abi de. Gömlek öyle falan mi? Yumurta topuk tabii. Lan neye dikkat etmişsin? Yumurta topuk. Abi ama. Gözlemcisiniz hocam. Hayır onlar değil ya abi. Tavrı oydu abinin. Öyle mi? Mesela işte o İrlandalı adamın yerinde olmak her erkeğin hayali değil mi? Değil mi? Hiç kavga eden bir halin yok. Sakin herif yani. Sakin adam. Tak koyuyor. Geliyor. Adamlar kavga böyle gidiyor abi. Knockout yani. Çünkü şuraya vuruyor hocam. Ha, o şey değil mi? Sinir sistemi değil mi? Şok La La Land deniyor ona. Şey. Harbi mi? Dövüşlerde. Çünkü yani bayılıyorsun. Merkezi ne o? İşte öyle bir sistem ama var. Ama o aslında öldü gibi bir şey değil. Değil, vücudu bayılıyorsun. Ama kafanı aynen. Çarpma ihtimali artıyor herhalde. Evet, yani düştüğünde travma yaşayabilirsin falan filan. Nereye çarptığına bağlı kafayı gibi. Peki biri bize saldırdı diye. Evet saçma hocam. Sapan. Buyurun. Yürüyorum hocam. Arkadan şş, bana bak kıvırık falan bir şeyler dediler. Kıvırık ne bileyim mi? Kıvırcık. Kıvırcık dedi mesela. Evet. Döndüm. Baktım. Bana mı dedin birader dedim. Dedi. Mesela bunu asla demem. Bak dedin. Asla dedin. Demem ama. Tamam dedin. Dedin. Bana mı baktın birader dedi. O ne yaptı? Koşarak üstüme geliyor mesela. Çok dönüp koşacaksın abi. Nereye? Neresi? Ha adamdan kaçacaksın. Tabii. En iyisi o. Taşağı tekme. O çok mu çizgi film? Ya gerek yok. Adama da zarar vermeyin. Totalde aslında niye biz vermiyor? Zarar vermek istemiyoruz. Siz bize kimsiniz? Zarar vermek siz, biz, onlar. İnsanlık. Total yani. İyi ki gelmiş. Güzel bağladın. Evet. Devamlı. Tam o sırada kayıttan çıktı. Aynen. Bu mükemmel senaryoyu konuşuyorduk. Evet. Bana biri şşt. Bir şey dedi. Ben de birader dedi. Bana mı dedim? Birader dedim. Garip bir şekilde ağzımdan adam çıktı. Ne yaptı? Üzerime koşmaya başladı. Bir yandan da küfür ediyor. Evet. Mısss yani diyor. Ne yapıyorum? Dönüp koşmaya başlıyorsun. Kaçıyorum yani. Kesinlikle. Yanımda pek sevgilim varsa. İkiniz birden kaçıyorsunuz. Ama sevgilimde bir travma yapmayacak mı? Ben hayır. Sevgilime güvenemeyeceğim. Hayır. Kaçacaksınız. Harbi mi? Dayak yesem çünkü daha kötü bir travma olur. Yo yani. Hayır kaçacaksınız yani. Harbi mi ya? Evet bıraksın seni eğer kaçtığın için bırakıyorsa. Bunu izleyen delikanlı zaten hiç senin olmuş. Force Majeure izlemiş miydin? Hayır. Ne? Şey var bu İsveçli değil mi? İsveç filmi. Evet. Robin Östlund. Şey abi çok iyi bir fikir. Şimdi Amerikan remake'ini yaptılar. Tam bunu da yaşıyor. Karısıyla böyle Alp tatilinde böyle balkonda takılıyorlar falan ve çığ düşüyor arkada. Böyle önce böyle anlamıyorlar otele doğru gelecek diye ve herif dönüp arkası kaçıyor abi. Ve sonra
Kadınla tabii ki biraz ilişkilerini bozuldu. Travmaya sebep oluyor. Hmm. Kaçtım, kaçmadım. Yok sen de kaçtın sandım falan. Bunun dizisini çektik. Siz 8. günde. Damla bilir. O bunun dizisi miydi evet, ya? Evet benim karımı böyle silahlar geliyorlar falan filan böyle ya geberiyoruz bilmem ne. Evet. Ben kaçıp saklanıyorum bir yerde. İşte, aynen. Hatta camdan görüyorum karımı vuruyorlar falan. Yine kaçıyorum. Sen olsan ne yapardın? Ne bileyim ya. Benim başıma böyle anlarda yani. Çok garip. Ne yaptın? Abi dünyanın en korkak şeyini yapmışım. Ne yaptın? Ya şöyle söyleyeyim. Taksim'de yürüyordum. Bereket Döner'in oradan şeyin oradan aşağı Cihangir'e inince. Aynen. Yanımda da bir arkadaşım vardı. O gün tanıştım. Biz soruyor muyuz? Tam öyle. Ve o sırada biz yürürken buradan böyle bir silah girdi kadraja. Gördüm yani. Dam diye böyle ateş etti abi. Güvenlik yere düştü. Soldaki mekanın güvenliği. Oraya. Ve abi ben bir baktım tek elin içinde duruyorum. Bir tane tek elin içindeyim böyle. Yanında kimse yanında yok. Kimse hayattan soğutlanmış. Vertigo etkisiyle gelmişler böyle. O an hani nasıl oraya girdim. Mesela biz kaçtım kimiz, ya ama ara kişi? Yok. Adamın çığlıkları var bilmem ne var. Sonra çıkıp buldum tabii ki. Ama? Sen neredesin ya filan. Sana bakıyorum ben. Yalan, yalan. Kızım neredesin? Evet, dünyanın en kısa tecrübesiyle. Olsun, geçmiş olsun. Evet. Demin çok güzel şeyler anlatmaya başladın kayıttan çıkınca eski ne gamer anlattım? Kimliğine dair. Ha evet, Counter-Strike çok sevdiğiniz uzun süre. Bir şey. 4 yıl Counter oynadın. 4 yıl Counter gece gündüz oynadın. Peki pro bir şekilde mi? Yoksa yani 4 pro denemez. Bizim zamanımızda öyle inanılmaz böyle turnuvalar yok. E-sporumuz nerede ya bizde? Mal gibi işte, internet kafede internet oynuyorduk. Kafede ama biz yine hani Ankara'da iyi takımlar vardı. İşte İzmir'de iyi takımlar vardı. İstanbul'da tabii ki iyi takımlar vardı. Biz işte internet üzerinden özel serverlarda öyle 5'e 5 maç yapardık. Böyle. Hani nasıl A'ya giderken. Yani fena değildim abi. Hani ben daha çok AWP ve Deagle kullanırdım. Zoomshot yapmaya çalışırdım falan. O hikayeler böyle. Eğlenceliydi ama tabii ki. Çünkü strateji gözetiyorsun. 5'e 5 oynuyorsun. Bir taraf bomba evet. Koyacak da bir taraf işte... Rainbow Six oynuyorduk biz. Rainbow Six evet o da güzel. Kooperatif oluyor. Evet ama eğlenceli o çok bayağı. Stratejik yani. Aynen. Ben onda çok sıçıyordum. Ya bir de onun çok cici falan var ya böyle çok hani... Çok var evet. Uğraştırıyor. Destiny severdim ben mesela. Destiny oynadıysam. Destiny hiç... çok kopan oldu. Çok güzel oyun abi. Böyle yani evlilikleri riske girenler tabii. Oldu yani çevremde. Var öyle arkadaşlarım. İki de çıktı. İki çıktı. İkiyi beğenmedim. İkiyi aldım mesela. Çok... Olmadı ama. Hı. Hala oynayınca biri açıyorum. Ya da Borderlands açıyorum. Hemşe oynayacak. O şey baydı benim Destiny'de ya. Oynadım ben de biraz hı. Da. Abi o open world yani git bul. Yani o kadar yürümek istemiyorum ama ben abi. Ama dediğin şey mesela open world git bul. O mission alırsan ve şey. Evet. Kooperatif missionlar falan. Bir evet. De şey var ya insanlara karşı savaştın yani. 6'ya 6, 10'a 10. Ha bayağı. Multiplayer. Hayır multiplayer abi modları var. Ve o multiplayer modlarda zaten iyi oynayabilmen için oraları biraz yapıp iyi silahları kazanman lazım. Çünkü çok adaletli bir oyun. İyi vuruşlar yaptın da iyi silah düşürüyorsan abi yani. Ha öyle o... Fortnite gibi eşit koşullar değil. Sen geçmişten de bir yani şeyler getirebiliyorsun yani. Hem getirebiliyorsun hem de yani silahların sekmemesi çok önemli mesela. Verdiği damage o kadar önemli değil. Hepsi atıyor çünkü ama sekmemesi çok önemli. Onu ha. Yakalaman lazım. Vay arkadaş neler aynen. Konuşuluyor ya. Ya her şey konuşuluyor. Loş ya. Loş sohbet evet. Takip ediyor muydun programı? Evet. Neden? Yani seni seviyorum ya. Ben de seni. Eyvallah. Gerçekten şeyi soracağım hakikaten. Hı. En tutulduğun şey ne bu aralar? Tutulmam şey. Öyle biri misin ya da mesela. Ben yani... bir ay bir şeye kafayı çok takarım onunla böyle sinir olurum falan sonra unuturum. Aa evet lan ben bunu tutuyorum. İşte mesela telefon teröründen bahsetmiştim. Bu açık sesli telefon. Onu atlattım biraz. Görmezlikten gelmeye başladım mesela. Şimdi yeni daha başka şeyler arıyorum evet. Kendime. Ya bazen şey oluyor. İnsanlara tutuluyorum bazen böyle. Genel davranışlarım birine mi? Yok yani belirli düşüncesiz davranışlara böyle takıyorum kafama. Sevdiğim birinden oluyorsa bu ve düşüncesizce ise beklenti ürettiğim için sevgi duyduğum birine karşı. Dolayısıyla tamam. Böyle... Ben kırılıyorum inceden ve böyle mesafem uzuyor onunla olan. Ama hayatımdan da çıkarmıyorum. Böyle, böyle toplumsal bir şey değil ama. Yani. Değil kişisel. Hmm. Yani böyle takık ne var toplumsal takık olduğum şey? yani ne bileyim trafiğe çıldırıyorum mesela. Herkesin kendinde dörtlü yaktığında her yere araba bırakabilme abi Bağdat Caddesi'nde sola bırakıyor herif en sola yani, ya. Evet, çok enteresan insanlar var ben anlamıyorum yani. Mesela bir Beşiktaş'ta bir tane midyeci var inanamıyorum yani. Evet, inanamıyorum abi. Yani. Ortaköy'e gidişi de bitiriyor. Her yeri bitiriyor ve yani 50 liraya midye yiyeceksin. Okey çok güzel ama
Şimdi ne bileyim ben, müthiş lüks bir lokantanın kapısında durursun, trafiği engellemezsin, vale gelir hizmet falan, aman indi bindi beyefendi, hanımefendi falan, çok güzel. Karşı tarafa park etmişsin, bu tarafta valeye veriyorsun arabayı, otobüs oradan gelmiş, kamyon evet. Önümde ben ne yapacağım abi? Ben senin yemeğini bekleyeceğim mi? Patladı. Bak lütfen. Kardeşim. Kardeşim ya. Ama hocam o da küçücük bir hareketle yeniyor. Bunlar konuşulmalı. Aynen öyle. Kesin. Bu. Ama şöyle bir şey var. O midyeci bir delilik. Oğlum ben hiç yemedim. Midye yeme yarışması yapıp birinci ev verdi lan midyeci. Ev. Belki giderdim. Ne bilseydim mesela. BMW verdi. BMW verdi mi ya? Midyeci. Demek ki kazanıyor adam abi, öyle değil mi? Midyeci ne midyeci? Yani. Ne mi diyeceğim? Yani kazanıyor adam. Ama yani bir de ev almakla ödüllendirilecek bir şey mi? Midye böyle bir demir mi? Zehirlenmesi yaşamak. Demir miydi onun? Pil M daha iyi falan derler. Ya ben de gıcık yani... olduğum bir şey bulmuştum tam. Söyle söyle. Ha trafik dedin. Evet. Şeye gıcık oluyorum abi. Eliyle trafiği durdurabileceğine inanan yayalar. Ne o sanki böyle falan yapıyor lan. Bir var. Bir de mesela yol bu ya. Evet. Yol bu. Tamam, buradan gidip geliş var. Evet. Yolu böyle geçmiyor. Böyle geçiyor. Ay senin hızın da şey böyle geçiyor. Yani, geçiş yani hızı. 30 dereceyi belirliyor oradan abi. 30 derecede gidiyor yani abi. Ve sen hele bir dat yap. Yaya çünkü. Yapamazsın. Oğlum yayalığın bu kadar yanlış anlaşıldığı bir şey olabilir olamaz, mi? Aynen. Çocuğuyla böyle... Bence kelimeyi ciddiye almıyorlar. Çok böyle yoyo gibi bir kelime. Ya. Şoföre bak. Olmaz, Fransa'dan gelmiş kelime olarak da. Şoför. Yani bir şey var. Bir şey var yani. Abi bak ya? Neye takıldın biliyor musun? Yani. Bak George Carlin'i bilirsin sen. George Carlin ben de çok severim. Yani ben gelmiş geçmiş en iyisi o yani bence. Bilmiyorum bence ben neyse. Yok, yok, vallahi çok, öyle yani. Çok sert abi. Şey, evet çok ve çok güzel yani herif. Evet. Herifin şeyi var mesela böyle bir mesela Birinci Dünya Savaşı ile İkinci Dünya Savaşı arasında geçen zamanda reklamlardaki kavramların değişimine bir odaklanması var, tamam mı? Bireyselciliğin gelişmesiyle beraber. Hmm. Mesela Birinci Dünya Savaşı'nda böyle kasketin var abi. Bir tane kurşun geliyor dağın diye vuruyor kafandan. Sarsıntı geçiriyorsun falan. Çıkarıyorsun bilmem ne. Döndüğünde buna shell shock deniyor olaya, tamam mı? Tamam. Shell shock yani. Shell shock. Böyle geliyor şok ediyor seni. Kafana vuruyor ve sen şok oluyorsun. Ve işte döndüğünde sorunların oluyor. İçki içiyorsun falan böyle hani. Tamam. Mevzu, evet travma. Okay. Sonra İkinci Dünya Savaşı oluyor abi. İşte Vietnam falan. Kavram bu shell shock'tan şuna dönüyor. Battle fatigue. Yani savaş hasarlısı. Fatigue böyle. Yumuşatıyorlar. Hani... Çünkü daha çok ölüm ve olacak. Ve bu kavramların hepsi böyle yani. Kavram değiştikçe kendini önemli yani aynı şey kavram değişiyor. Evet. Bir şeyin kavramını değiştirmek de onu bir noktada senin onu algı onu değiştirmese de senin onu algılayışını değiştiriyor. Evet. Yani marka nasıl yaratılıyor ki yani falan hani. Evet, buraya nasıl geldiğimizi hiç bilmiyorum ama bilmiyorum. Doğru gözlemler. Teşekkür bunlar. Ederim. Teşekkür ederim. Çok rahat. Gitgide rahatlıyorum. Yani tamam. Bayağı konuşacağım gibi. Bir oyun oynayacağız demiştim. Evet. Hadi İbrahim Selim gibi bir bölüm olsun bugün. Haydi sirkeler bakalım. Sirkeler gelsin. İbrahim'e söyle bir arkasından. Bu program hep gidenin arkasından konuşulan bir program. Ne güzel abi. Şimdi bir dahaki bölüm seni gömeceğiz. Çok göm bence de. Abi bu şeyin arkasından konuşuluyor olma kültürünü yaymaya çalışacağım. Gıybetin askerleri miyiz hocam? Hayır yani sonuçta kayıtta değilken sen gittikten sonra konuşmuyoruz abi Yiğit şöyle diyeyim falan. Onu kayıtta yapalım da ayıp olmasın bari. Dürüst. Mükemmel. Aynen. Oyun oynayacağız dedin. Evet. Bana oyun oynatacak. Şimdi şöyle. Evet. Ben bir tane kelime söyleyeceğim mesela. Dakika. Başına böyle bir jenerik kimse. Serbest çağrışım. Evet. Oyunun adı olabilir. Tamam. Ben bir kelime söyleyeceğim. Böyle kafadan atacağım. Tamam. Sen 1,5 saniye içinde sana o kelimenin ilk çağrıştığı şeyi saydık. Sen evet bana o kelimenin ilk çağrıştırdığından bir düşünmeden, mevzu düşünmemek. Düşünmeni istemem falan yok yani düşünmeden çat 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 diye tamam. Devam edeceğiz. Sonra bir noktada biraz daha kelimeleri söylerken onları kastederek söyleyeceğiz. Sonra da onlara böyle küçük ekler takarak belki de hikaye dönüştüreceğiz hocam. You never know. You know? Yapabileceğim. Anlayacak mıyım bunu? Yolda mı anlayacağım? Yolda kervan. Başlayalım mı? Yapalım mı böyle bir şey? Loş. Sohbet. Program. Ben. Sen. Sakal. Bıyık. He? Ne? Sakal. Bıyık. Tükürük. Balgam. At. Avrat. Silah. Hela. Bok. Püsür. Küsür. At. Siki. Yan. Dönmek. Çek. Bas. İt. Çık. İn. Up. Down. Oh yeah.
Evet, 1,5 saniyen bitti. Ne olacak? Bir şey yok, devam et. Bir kelime söyle. Tak tak tak, hızlanalım hadi. Tamam, süt. Balık. Bak işte değil, balıktan yürü. Sütle balığın alakasını kurma. Bana ne? Kesersin abi program şeyi sen de. Ama kesemem, bu şey nasıl? Ayıp olur, seyirci anlar kesti. Hiçbir şeyi kesmedi bugüne kadar. Bak yani of, bu dahil hiçbir şeyi kesmedi Caner. Evet. Söyle bir kelime abi. Kapişon. Ben. Her şeyden ben geliyor aklıma. Tamam, tribüşon. BKM. Şarap. Şişe. Mantar. Kafa. Yani mantar gibi kapısı olan aynen, insanlar onu, yok. Onu düşünüyorum ben de kesinlikle. Şirinler. Onların evleri mantardı. Doğru. Baba. Şirine. Sarışın. Gargamel. Burun. Azman. İlk aklına geleni söylemedin değil mi? Evet, hayır. Çok kibarsın. Sağ ol. Sümkürdüm hayvan. Çok kibarsın. Ben bunu 6 saat yapamam. Ama bir anladım. Nasıl açtın? İşte ekler koydum hikaye. Bir noktada bitirirler abi. Biz yani... Okey. Ben takılırım seninle. Bak harbi yalan söylemiyorum. Seviyorum bayağı seni. Takılırım derken? Yani. Şey mi? Ama ben tam bir bağlanamam da fuck buddy gibi belki. Ya sevmiyorum öyle şeyleri ya. Allah'ım ya. Yok. Buyurun efendim. Evet. Ne o, bitti mi oyun? Yo, lamba. Yok. Var. Bence yok. Yok de abi. Görmediğim için. Kaptır kendini. Ya of hadi hocam, ya. Lütfen hadi ya. Söyle bir şey başlayalım. Tak 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 tak. Tak ta 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 diye mi gideceğiz? Of çok korkuyorum. Var mı gideri? Devam edelim mi? Yoksa? Var diyor. Her yerde onay geldi. Yok onay al. Sen çok inanmadın ama. Ben bugüne kadar dedim ki bu programda oyun olmayacak falan. Ha o zaman yapmayalım. O yüzden yapalım bence. Sana bakınca aklıma söylüyorum. James Franco. Oo. Selami Şahin. Seth Rogen. Heath Ledger. Joker. Joaquin. Phoenix. Biz birbirimizi tamamlama oynadık. Ya galiba. Biz galiba şeyiz. Birbirimiz Duo. İçin yaratıldığımız için bu oyunu oynayamıyoruz. Sana. Galiba. Çünkü kolektif bilinç zaten bir gidiyor bizde. Evet. Vay evet. Be canım. Başka oyun gelirse aklımıza onu aynen, şey, onu şey yaparız. Bir şey oyunu oynadık mesela yolda. Ankara, Eskişehir falan gezdik. Yok oyun. Ha, pardon. Yok. O isim şehir falan diye. Ya, ama o da fena değil. Aynen. Kategoriler ekledik biz ona. Mesela ne? Ölü ünlü gibi. Öyle şeyler ekleyince Eskişehir'e çok zevkli oluyor. Yemek. İşte cezaevine giren ünlü falan. Aa, o an hiç aklımıza gelmiyor. İşte D harfi için aklıma geldi ama aynen. Başka bir şey yok. Şey. Örnekleri var. Mesela K diyor. Diyorsun. K. Ben mesela bir isim söyleyeceğim. K ile başlayan bir ünlü ismi. Ama hem adı hem soyadı aynı harfle başlıyorsa o zaman karşıdaki iki tane isimler söylemek zorunda. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu dedin. O zaman şey oluyor. Tak tak diye devam ediyorum. Sen iki tane mi söylüyorsun? Böyle bir oyun. Güzelmiş. Oyun oynayan bir insan mısın yani? Evet. Bayağı oyun seviyorum. Öyle mi? Aynen. Mesela? Yani işte kutu oyunları. Mesela son... Aa kutu oyunu oynuyor musun? Evet. Train diye bir oyun vardı böyle. Var mı sende o? Ticket to Ride mı? Değil. Ticket to Ride olabilir ya. Böyle vagonlar var. Tık tık adamını yürütüyorsun. İşte yumruk atabiliyorsun. Ateş ediyorsun falan filan. Cold Express. Ha, o mu? Bilmiyorum. Evet. Emreler getirdi. Emre ile Burcu. Onların şeyini daha yeni oynadık. Çok Emre, eğlenceli. Burcu, Bricik ile Emre. Bricik, Emre evet, kocası. Onlar aynen. Seven Wonders oynamıştı. Bir kere ben oradan takip etmeye başladım. Aynen. Sonra tanıştık. Katan falan da oynuyor. Katan da oynuyorlarmış. Board Game'e bekleriz. Valla biz de oynarız. Biz de bekleriz. Biz karşıdayız efendim. Biz de karşıdayız. Olur. Size göre yani. Nasıl oyun kısmı büyük beğenim yaptı. Oyun çok zevkliymiş. Bence de. Gereken performansı sağlayamadığımı düşünüyorum. Yok. Ya gereken bir performans yok hocam. Hayır, daha böyle şey olabilirdi. Akışkan mı diyorsun? Evet. Dene istiyorsan bir daha. Deneyelim mi? Aynen. Gözümüzü kapatırsak daha iyi olacak bu arada. Kesinlikle. Harbi mi diyorsun? Harbiden. Yani kusura bakmayın. Uyumayalım. Kapasak mı? Işıkları mı? Hayır gözlerinizi. Kapıya. 3. Ama sen açık tutarsın. Sonra kontrol edecek miyiz? Bir tek gerizekalıyım ben böyle. Gerçekten en saçma bölümümüz oluyor sanırım. Ne kadar mutluyum bile. Ben de öyle. Evet kapadım ama sen de kapacaksın. Bak ben kapatırım sen açarsan ama hiç olmaz. Ama sonra buramda bir öpücük. En azından masa bir gıcırdar abi. Doğru. Evet. Kapadım evet. Okey. Sen başla. Tamam. Masa. Sandalye. Koltuk. Rahat. Gevşek. Süper. Yerinde. Konforlu. Konformist. Ben. Sen.
Abi her şey bana gelmesi bak. Gerçekten seyirci haklı. Her şey. Hocam biraz egoist miyiz ya? Hocam. Yükselelim mi? Özüm kapalı mı konuşalım? Evet bence öyle devam edelim. Bunu sevdim ben. Sanki burası ki, yokmuş gibi. Kim gelirse gelsin kendinden bahsediyor. Bugün bu iyice ispatlandı sayende. Sayende. Gözümü açmışım. Hocam ben de demin açtım. Hocam bir daha ben demek yok. Yasak. Yo yasak bir daha linçte konuşmayacağım. Gelecekse sadece gelsin ya. Bak çıkacak sonra tutamayız ki yerini. Yani zaten. Kapalı değil mi gözün hala? Benim kapalı çünkü. Benim de kapalı. Okay. Söyle. Hadi. Tamam, çok hızlı mıyız? Böyle okay, bir dakika. Kapak. Ne? Kapak. Ne? Kapak. Ha, şişe. Su. İçmem. Ne? Sevmem. Okey. Önemli. Okay. Zaman. Önemsiz. Çünkü. Hesaplanamaz. Ve de. Seksi bir şey. Zaman. Evet. Değil mi? Çok. Zaman. Müthiş ya. İnanılmaz. Tamam. Gökhan Kırdar'la oynarsın bunu. Ben ne olmuyor abi. Evet. Ne lazım? Neler var aklında şimdi? Ne gibi? Ha, bu şimdi. Yok. Ya bugün için mi yoksa? Bakalım ne anlıyorsun ama. Bundan sonra aklına neler var? Bundan sonra zaten aklına neler var? Doğru abi soru ben... da değil ayrıca. Bundan bak böyle açık için... bırakıyorsun sonra çok konuşuyor oluyorum ama. Konuş abi. Tamam. Bundan sonrası için aklına neler bundan var? Bundan sonrası için vallahi hiçbir plan yapmamayı düşünüyorum. Çok da uzun konuşmadım. Bu mu yani? Ha. Peki. İşte işler var çalışacağım. Tamam. Ondan sonra... Oyunculuk üzerine mi? Oyunculuk üzerine. Başka abi. Şeyler yapacak mısın? Yani yoğunlaşırsam başka bir şeyi daha çok seversem ondan yaparım. Kendi kendime işte günlük tutarım. İşte yazdığım böyle karaladığım şeyler var ama onlar tamamen kendime. Tamam. Onun dışında bir şey yapmıyorum yani. Yani oyunculuk dışında bir şey yapmayacağım. Hayır. Diyorsun. Sanmıyorum. İş adamı öyle gözükmüyor. Öyle bir tipin de var. Ne? Girişimciyim. Bir kafeye ortak olduğum gibi bir tipin de var. Ya bir döner olsa bir kenarda iyi olur. Bak yanan değil abi. Hani yeri geliyor 2 sene 3 sene işin olmuyor. Abi insan yani. Her şeyden kesiyor bir de boğazından kesiyor. Kesemiyor. Kesinlikle gıdaya girmek lazım ama orada evet. Şey tehlikesi çok var. Zehirlenme, toplu zehirlenmeye sebep olma. O kadar sorumsuz mu yapacağız bu işi? Ben yapacağım için evet. Ha. Seninkini bilmiyorum. Benim mesela gıdayla ilgili bir iş yapmamam gerekiyor. Program iyi sende. Hocam. Bu mu? Bence çok iyi yani. Program fena gitmiyor. Yani. Hiç. Ama yani ben her bölümünü izliyorum kadar kazandırmıyordur. Neredeyse her bölümünü izlemişim yani. Öyle söyleyeyim. Öyle mi? Teşekkür vallahi. Ederim. Zaten takip ediyorum. Bunu konuştuk galiba daha önce. Konuştuk mu? Bu kaydın içinde mi konuştuk? Kayıttan yoksa kaydın. Ayrı mı konuştuk kayıttan ya? Aa şive ha. Yapabiliyor musun? Bazen. Mesela nerelerin şiveleri? Böyle olmaz. Göster amca ne oluyor böyle? Hayır soruyorum yap demeyeceğim. Burhaniye'yi yapabiliyorum. Öğrenliyim ben. Ege. Buradan bir şive. Gel bakalım buraya. Yaptın. Mesela şey yaptım işte. Böyle de bir insanım. Bir dediğim bir dediğimi tutmaz. Asla olmuyor. Ya istememiştim. Ya ben istiyorum ki biraz daha tutarlı, biraz daha denge falan yok. Bende de hiç yok. Aynen. O evet. İç dış dünya hep. Burhaniye şivesi asla evet. İşine yaramayacak. Şey derler bak. Sektörde hiç para getirmeyecek bir şey. Komik bir hali var ama mesela. Şöyle derler. Getireceksen götüreceksen götür artık. Götürmeyeceksen götürecekler var. Cümle bu. Tamam mı? Götüreceksen ve gari. Götüremeyeceksen götürecekler var. Cümle ama kendisi de zaten çok gereksiz bir cümle. Evet ama böyle yani... Evet ya. Bunu söylememiş mi olsaydım? Burayı... Sen bilirsin. Bir bölge daha var mı? Burhaniye'de. Bilmiyorum ki. Yok ya o kadar da çok hocam. Ne bileyim öyle. Şey olur senden. Sinan Tuzcu'nun oynadığı böyle roller olurdu eskiden dizilerde. Biraz modern gibi görünür ama aslında Hangi? İçinde böyle bir... Ataerkil bir... Demek istemedim. Ataerkil. Lan! Böyle dizide iyi karakter gibi başlayıp sonlara doğru psikopata dönen... Öyle psikopat olan iyi karakter var mı ya? Gerçekte mi? Gerçekte var. Dizide var mı hiç? Herhalde vardır lan. 300 bölüm ne çekiyor bu insanlar? İyi insan kötüye dönüşmüyor mu? Hep kötüler mi? O zaten hiç olmuyor. Dönüşüyor herhalde. Taklit ya da kötü şeyler mı? Yapmak zorunda kalıyor. Taklit İsteyerek yapabiliyor musun? Yok ya onu yapamıyorum. Çok. Ben de. Onu keşke yapabilsem. Sesim güzel olsa keşke ya. Şarkı söylerken ya kendi kendime çok eğlenirdim yani şarkı söylüyorsam. Ama var söylersin biraz. Ya. Yok ya hiç güzel değil yani. Ya da hani dinlemek isteyeceğim şeyi söyleyemiyorum. Dolayısıyla söylemenin şey anlamı şey gibi bir program oldu. Seninle bir evlilik programına çıkmışız. Bir evet. Önceden Mesut bir elektrik çıkmış. Almışız. Dün de Mesut'u gördüm biliyor musun? O kadar derindi yani. İlk defa birbirimize etkilenip çaya evet. Çıkmışız. Yani belli bir kabul var aramızda. Aynen yani bir sıcak bir çay içelim olmuş yani. Çay içelim olmuş elektrik... ama hani tuttu mu enerjimiz? Çok mu tuttu? Evet, az mı tuttu? Neredeyiz? Sanki uzantın gibiyim yani.
Hiç kimse bana böyle bir şey. Bilmiyorum. Neremden uzandın? Hemen. Peki. Buyurun. Teşekkür edeyim sana yoksa... Sen nasıl istiyorsan, dolduk mu? Bilmem. Ne diyorsunuz? Konuşabiliriz, ben iyiyim yani. Sen ben de iyiyim aslında. Hocam. Aralardan çünkü bir yerler gidecek belli ki bu tempomuz. Sevdim ben. Böyle hakikaten şey, roller coaster gibi bir bölüm. Hocam. Hani böyle nereye gidiyorsun sen? Sonra böyle bir şey oluyor. Duruyoruz. Daha fazla tekrar çıkıyor. O kadar inmiyor ama. Bir ufak iniyor. Gibi bir bölüm. Sever misin Luna Park? Severim bak. Vallahi severim. Alabora zamanında 10 kere binmiştim ilk günü. Alabora benim de 13'ü denemiştim. 13'ü de bir şey olacak mı diye. Yani hiçbir şey olmadı ama gece yatağa yattığında sen de döndün mü? Gözünü kapattığın zaman o günün akşamı. Dönmedim. Yaşadıysan evet. Dönmedim. Ama çok güzel bir tatil yanım var, anlatabilir miyim? Lütfen. Denemek ister misin? Çünkü evet. Şey sözü verdim artık. Konuktan daha az konuşacağım sözü verdim. Ben dinlerim, ben konuşuyorum zaten ama. Beraberiz. Fakirdik o dönem. Tatile girmek zordu. Kuzenimle gidip... Kart vardı o. Kart vardı. Üst geçit vardı tam orada. Biz Beylikdüzü'ne oturuyorduk. Orada dilenmiştik bir kere. Yani şey, annemler kaybettik de minibüs parası var falan. Sinyal, bile toplayıp tramboline zıplamıştık 12-13 yaşındayken. Böyle günler oldu ama aslında hikayem bu değil. Doğum gününde bedava girebiliyordun oraya kimliğini gösterip. Ben de birkaç aydır doğanı bekliyorum. Hayır, böyle zaten delireceğim yani. Bekliyorum böyle kimliğimi. İki gün kaldı falan diye. Orta bir falan. Sonra çok heyecan yapmışım tabii ki. O günde bir önceki gün doğum günü gibi geçiyor. Yarın seni tatiliye götüreceğiz falan filan. Beleş diye götürecekler, bir de hava atıyor ailem. Böyle de beleş bir Ben de gitsem alacaklar zaten. Her neyse. Sonra ben o gün coşmuşum. Bir de yeşil eriği çok severim. Hayatta yeşil erik ve tatiliye gibi iki tane önceliğim var. Abi 1 kilo erik yedim. 1 kilo doğum günüm diye. Bütün gece altıma sıçtım. Evet, onu diyorum. Yani böyle bir şey yok. Yani... Mesela tuvalete yetişemiyorum, yere kusuyorum, bilmem ne falan. Abi sabah kalktım, kesinlikle tatile gitmek istiyorum falan diyorum. Asla götürmediler, o bedavaydı. Sonra düzenci de götürmediler. Çok kötü bir hikaye. Yani sonu bir... sonu üzdü. Çok üzücü bir hikaye. Ama zamanında 1 liralar toplanıp girilmesi değerli yani. Değerli. Şimdi evet. Irak'taymış tatil ya. Harbi mi? Valla bütün komple Irak'a taşınmış. Taşınmış. Yekpare. Evet dur şey anlatıyor. Yekpare taşımak. Şey yağlı kazıklarla taşımışlar. Çok teşekkür ederiz. Ben var teşekkür mı son akşam istediğin yani... bir şey? Loş Sohbet seyircisine. Yok çok sevdim Loş Sohbet'i. Kendi İzleyin. Seyircine. Obone olun. Obone olmayı unutmayın. Yiğit Kirazcı'nın filmlerini de mutlaka izleyin. Aşk Tesadüfleri Sever başta olmak üzere. Evet, evet. Diğer filmlerini de. Okey. Okay. Bence anlatıyor yani. Okey. İyi oyun. Bir şey daha söyle, onu da izlesin. Baba neredesin kayboldu. Ah, onu ben izleyemedim yani. Çok Ahmet mi çekti? Ahmet. O yüzden ben. Evet. Peki. Görüşmek üzere. Harika çocuklar.